Amerikan basını Savunma Bakanı Jim Mattis'in ani istifa kararı ile ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayırıyor. New York Times, Mattis'in istifasının Başkan Trump'ın danışmanlarının tavsiyelerinin aksi yönünde bir kararla Suriye'deki 2000 Amerikan askerinin hızla geri çekileceğini açıklamasından bir gün sonra geldiğini yazıyor. Gazete Mattis'in Trump'a gönderdiği istifa mektubunda Suriye'nin askerlerin çekilmesi kararına açıkça atıfta bulunmadığı, ancak bunun Savunma Bakanı'nın istifasına rol oynadığına şüphe olmadığı yorumunda bulunuyor. Habere göre deneyimleri ve istikrarlı duruşuyla, fevri tavırlarıyla bilinen Trump karşısında bir denge unsuru olan Mattis, son aylarda yakın çevresini Savunma Bakanlığı görevini 1 milyon 300 bin Amerikan askerini koruma sorumluluğu olarak algıladığını söylüyordu. Arkadaş ve danışmanlarına göre Mattis bu sorumluluğun dengesiz bir başkanın savunma bakanı olmaya değdiğinin altını çiziyordu. Mattis'in dün Beyaz Saray'a cebinde istifa mektubuyla gittiği ama son bir kez daha Trump'ı Suriye kararından vazgeçirmek için girişimde bulunduğu söyleniyor. Trump'ı kararından döndürmeyi başaramayan Mattis, Pentagon'a geri gitti ve istifa mektubundan 50 kopya bastırılıp gerekli mercilere dağıtılmasını istedi. Gazete Mattis'in istifasının zamanlama olarak hükümetin kapanması tartışmaları ve borsalardaki ani düşüşün yarattığı kaygıların arttığı döneme denk geldiği yorumunda bulunuyor. Öte yandan Mattis'in istifası Pentagon'un Amerika'daki önümüzdeki aylarda Afganistan'daki askeri varlığını yarı yarıya azaltmaya çalıştığı dönemle de çakıştı. Gazetenin bir başka yorumu da Mattis'in istifa mektubunun 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana Amerika'nın ulusal güvenliğinin temelini oluşturan ittifakları reddeden bir başkana karşı gösterilen en sert protesto eylemi olduğu yönünde. New York Times bugün ayrıca Trump yönetiminin Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısını yarı yarıya azaltma yönünde aldığı ani kararla ilgili haberi aktarıyor. Gazete önümüzdeki aylarda yaklaşık 7 bin askerin geri çekilmeye başlanacağını bildiriyor. Habere göre neredeyse 17 yıldır devam eden savaşın yönünü değiştirecek nitelikteki bu karar Afgan yetkilileri şaşkınlığa uğrattı. Bunun nedeni Afgan yetkililerin Trump yönetiminin Afganistan politikasında ani bir değişime gidileceğiyle ilgili planları hakkında bilgilendirilmemesi. Hükümetten bir yetkiliye göre Başkan Trump, Afganistan'daki asker sayısını azaltma yönündeki kararı Suriye'den çekilme kararıyla aynı zamanda aldı. Afganistan kararı, Savunma Bakanı Jim Mattis'in Trump'ın Orta Doğu politikası üzerine görüş ayrılığı yaşadıkları gerekçesiyle Şubat 2019 sonunda görevden ayrılacağı şeklindeki istifa kararından hemen sonra açıklandı. Gazete, gerek Mattis'in istifasının gerekse önümüzdeki aylarda kilit bölgelerdeki askerleri çekme kararının Amerika'nın şimdiye kadar verdiği en uzun süreli savaşın bundan böyle ne doğrultuda ilerleyeceği konusunda tartışmalara yol açtığı kaydediliyor. Washington Post'a gerek Washington'daki çevrelerin gerekse Amerika'nın müttefiklerinin Trump yönetiminin en sağlam ve istikrarlı kılavuzu olarak kabul edilen Savunma Bakanı Jim Mattis'i farklı ahlaki kurallara göre hareket eden Trump'a karşı bir güvence olarak algıladıklarını yazıyor. Gazeteye göre Demokrat Partililer Pentagon'da Mattis olduğu sürece en azından askeri kararların geçici heves ya da anlık dürtülerle alınmadığından emindi. Amerika'nın en yakın müttefikleri Mattis'i Trump yönetimi içinde koşulsuz olarak güvenebilecekleri tek yetkili olarak kabul ediyordu. Mattis'in istifası sadece Başkan Trump'la yaşadığı anlaşmazlıkların ayyuka çıkması açısından değil, aynı zamanda Trump'ın küresel arenada Amerika'nın başkumandanı olmaya ne kadar yetkin olduğunun da sorgulanması açısından önemli. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell istifayı üzücü olarak nitelendirdi ve Trump'ı Mattis'in yerini bir an önce Amerika'nın dost ve düşmanları konusunda Mattis kadar açık ve anlayışa sahip bir liderle doldurması çağrısında bulundu. Demokrat Partili lider Nancy Pelosi haberin sarsıcı olduğu yorumunda bulunurken, Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Demokrat Senatör Mark Warner, Mattis'in istifasının korkutucu olduğunu söyledi. Gazete Mattis'in Savunma Bakanlığı'ndan ayrılmasının Trump yönetiminin dış politikasından en çok değişikliğe neden olabilecek gelişme olacağı öngörüsünde bulunuyor.